Şimdi bir yerde dışlanmış çoğunluğun partisi tanımını kullanmışsınız. Tabii hemen dışlanmış çoğunluk kim diye sormak gerekirse işte işsizler mi, evet, üretimin öyle. Dışında kalanlar aynen mı, yoksul kesim mi, evet, zenginlikten öyle. Pay alamayanlar evet, mı? Olabilir. Eğer bunlarsa peki üretimin içinde bulunan, üreten ve zenginlik pastasını büyütenler sizin hedef kitlenizin dışında mı kalıyor? Aslında belki dışlanmış çoğunluk sözcüğünün ifadesinin sözünün yanı sıra makul çoğunluk ifadesi kullanıldığı için mağdur çoğunluk demek onunla denk düşsün diye daha uygun olabilir. Biz evet bu kesimler uğruna siyaset yapıyoruz ama üretici kesimleri, girişimci kesimleri, daha doğrusu Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan kesimleri de üretim güçlerini artırmaları gerekçesiyle desteklemeyi, özendirmeyi, onların önünü açmayı yurttaşlarımıza taahhüt ediyoruz. Hatta yalnızca yerli sermaye için değil, yabancı sermaye için de çok açıklıkla böyle bir yaklaşım sergilediğimizi programımızda dile getiriyoruz. Yabancı sermaye, sabit sermaye yatırımlarında bulunması koşuluyla Türkiye'ye mutlaka getirilmelidir. Türkiye'ye gelişi özendirilmelidir. Çünkü Türkiye'nin yaklaşık %6-7 dolaylarında büyüme hızını tutturabilmesi için yılda 7-8 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişine gereksinmesi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de marjinal tasarruf oranı ihtiras düzeyimize denk düşen bir büyüme hızını tutturmaya yetmiyor. İç kaynaklar yetmiyor. %21'lik bir tasarruf oranıyla artan gelirin %21'ini ancak tasarruf eden bir toplumun %7'lik bir büyümeyi tutturamayacağını biliyoruz. Biz insanları yoksulluk çizgisinde bir araya getirmek istemiyoruz aslında. Evet. O mağdur dediğimiz kesimi zenginlik noktasına taşıyacağız. Bunun da yolu yatırımcının desteklenmesidir, önünün açılmasıdır. Yerli yatırımcının da yabancı yatırımcının da önünü açma kararlılığındayız. Dolayısıyla dışlanmış çoğunluğun partisi tanımı biraz kritik bir tanım. Belki de bunun içeriğinin kavram itibariyle biraz daha genişletilmesi gerekiyor. Yani bu kadar basit. Yani evet, dışlanmış kesim var. Yoksul kesimler var. Hem de yoksulluk tarihimizde akıl almayan ölçülerde artmış bulunmakta. Hiç bu kadar yoksul kesim çok olmamıştı Türkiye'de. Ama bunu yalnızca kaynak transferiyle, toplumsal transferlerle iyileştiremeyeceğimizin bilincindeyiz. Gelir dağılımının iyileştirilebilmesi için mutlaka istihdamın artırılması gerektiğinin bilincindeyiz.